Efendim bugün Çaltı Köyü'ndeyiz. Bir doğum günü sürprizi gerçekleşecek. Kıymetli Kadir Açıl abimin, Saime ablamın yani eşlerinin doğum günü. Bugün 39. yaş gününü kutlayacağız Saime ablamızın. Evet, bir sürpriz şu an dışarıda bizleri bekliyor. Kim biliyordu konuyu? Ben biliyordum. Daha önce oğluyla görüşmüştüm, Oğuz'la. Aslında normalde Saime Hanım'ın doğum günü 20 Ağustos. Fakat 20 Ağustos'ta biz Saime Hanım'la beraber olamayacağımız için o da benim için dünyanın en önemli insanı olduğundan bugün ona sürpriz yapmaya karar verdim. Buyurun hep beraber sürprizi izlemeye devam edelim. Evet, alkışlarla Saime ablamın 39. yaş gününü kutluyoruz. Ya söndü. Aha yakalım hemen. Canım doğum günü kutlu olsun. Evet, sürpriz doğum günü Saime ablamın 39. yaş günü kutlu olsun. Tebrik ediyoruz. Saimeciğim biliyorum ki pazar günü doğum günü ama Saime Hanım. Seni çok seviyorum. Çok teşekkür önemsiyorum.
Biliyorum bugün doğum günün değil ama bizim için 20'sinde olacaktı ama o gün müsait olamadığımız için bugün yapmaya karar verdik. Sürpriz oldu. Nice nice uzun yıllara oğlunla hep gelininle beraber. Hep beraber inşallah. Seni çok oğlun hep beraber gelinleriyle Hatice Hanım da hediyemizi canım, sunacak. Geldim. Buyursun Hatice Hanım da hediyemizi sunacak. Kendimi canım, seni seviyoruz Saima Hanım. Teşekkür ederim. Onları gelinle sağ ol, ben de Kadir abi. Kadir abiyle. Eşiyle. Eşiyle. Eşi emir boyu. Cihan tam mı yapmıştı askerliğini? Evet. O 15 ay yaptı. 15 ay yaptı. Evet. Oğuz sana torpil geçti. Evet, tabii ki Allah hayırlı tezkerleriyle gelip evlenmeyi, mürüvvetini de göstermeyi nasip eder. Allah hayırlı ömürler versin. Sayın ablamın 20 Ağustos ama bugünden biz kutlama gereği duyduk. Çünkü 20'sinde biraz yoğunluk olabilirdi. Allah, bilmiyorum 40. yılı devirdiniz herhalde değil mi? Bakacağız. Bize kalsın. Allah mesut bahtiyar etsin. Sayın ablacığım, senin de duygularını, düşüncelerini bizleri izleyen kıymetli izleyicilerimize aktarmanı istiyorum. Lütfen. Teşekkür ederim. Bir kızım, iki oğlum var. Çok mutlu bir aileyiz. 9 kişiydik. Oğlum nişanlandı, en küçük oğlum. 10 kişi olduk. Çekirdek bir aileyiz. Çok mutluyuz. Kadir başımızda. Allah eksik etmesin. Oğlum da çok mutlu etti. Bir dediğini yetmiyor askerde ama her dediğini anında yapıyor, yapmaya çalışıyor. Çok mutluyuz. Hep beraber ailece sizlerle de tanıştık, kaynaştık, mutlu olduk. Çok mutluyuz. Çok da teşekkür ederim. Vallahi oğlumuzu Mehmetçik yani askerliğe teslim ettik. Çok mutluyuz. Görevini yapıyor. Yani Türkiye'ye, millete, herkese hayırlı olsun. Bilmiyorum çocuğum. Mutluyuz yani. Görev derken mutluyuz. Adam ikinci günde koğuş çavuşu oldu kardeşim. Yani. O çok mutlu, biz de mutluyuz. Evet, evet, evet. Vallahi Oğuz'umuzu gerçekten teslim ettik. Öncelikle ben eşime yılı söylemeyeceğim ama bu kadar yıl yani evliliğimiz devam ediyor. Ölene kadar da tabii gidecek ama yıl konuşma yok değil mi bizde? Her zaman 18. Öyle diyelim biz bu işi. Şimdi sevgili yönetmenim diyor ki Kadir Açıl zor bir insan. Yani bunca yıl nasıl mutlu mu geçti geçmişte kalan yıllar, hatıraların anımsadığınız bir şey varsa bizle paylaşır mısın diyor. İlk günkü gibi mutluyuz. Her şey karşılıklı sevgi saygı. İyi adam. Her şey ben sevgi saygı. Çok Allah razı olsun, başımızın eksik etmesin. Teşekkür ederim. İki tane torunumuz var. Evet, iki torunum var. Bir şey Emir Efe, bir de kuzeyimiz var. 10 kişilik bir aileyiz. Vallahi çok mutluyum. İkisini de eşit seviyorum. Ayrım yapmıyorum. Anneanneme daha çok düşkünüm ama dedemi de seviyorum. Anneannemin doğum gününü kutluyorum. Hepsine de selamımı gönderiyorum tüm aileme. Babaanneme selam gönderiyorum Zeynep. Saime yengemiz bizi Riva'da çok güzel ağırladı. O Osmanlı mutfağının en güzel numunelerinden tattırdı. Biz Kadir abinin biraz önce bahsettiği gibi yeni tanıştık ama sanki 40 yıldır bir aile gibi kaynaştık. Esasında benim öz abimin de liseden, Çarşamba Lisesi'nden sınıf arkadaşı olması hasebiyle bu ünsiyet, bu yakınlık daha da perçinlenmiş oldu. Biz gerçekten yani ilerlemiş yaşlarımızda güzel bir abi, güzel bir dost, güzel bir abla kazandık. Bundan dolayı da hanımımla beraber ne kadar Cenab-ı Allah'a şükretsek azdır. Allah bu dostluğu muhafaza etsin. Çocuklarımızla sürdürmeyi nasip etsin. Bu vesileyle tekrar Saime yengeme nice nice yıllar diliyorum Cenab-ı Allah'tan. Sağlıkla, afiyetle. Evet, Hatice abla. Ayşe kardeşimiz Saime Hanım'ın doğum gününü biliyormuş. Beraber paylaşmamızı istedi. Bu hazırlığı beraber yaptık. Öncelikle Ayşe kardeşime teşekkür ediyorum. Böyle ince organize ettiği için her şeyi. Saime Hanım'a böyle bir şey yapıp onu sevindirmek, bu için, bu organizenin içinde bulunmak beni çok mutlu etti. Güzel bir gün geçiriyoruz. Allah'ım kendisine ve ailesine hayırlı, sağlıklı, huzurlu ömürler nasip eylesin. Hep birlikte bizler de görelim inşallah. Efendim Gülbahar ablam, şimdi biraz önce sevgili dayımın Osmanlı mutfağından bir takım örnekler sundu derken, Çarşamba'da da şubemiz Gülbahar ablamız sağ olsun. Yani bu üçüncü gelişimiz.
Kendisine çok teşekkür ediyorum. Tabii bu organizasyonda Gülbahar ablamın da haberi varmış. Ben şimdi öğrendim tabii. Abla çok teşekkür ediyoruz size. Siz de Saim ablam için düşünceleriniz paylaşmanızı isteyeceğim. Onu çok seviyorum. Doğum gününü kutluyorum. Teşekkür ederim. Nice seneler diyorum. Allah'ım ayırmasın, Allah'ım bozmasın bu tabloyu inşallah. Hep beraber abim geliyor bizi şenlendiriyor. Sizi bizi bir araya getiriyor. Bizler de çok mutlu ediyor. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Ben de yengemin doğum gününü cani gönülden kutluyorum. Canım. İyi ki varsın. Cani gönülden kutluyorum. Oğluna da hayırlı tezkereler diliyorum. Gel baba ya. Sağ selim gelir inşallah. Kavuşuruz. Gel yanımıza ya. Gülbahar abla çok teşekkür ediyorum. Yusuf abi gel. Efendim gerçekten samimi olarak şunu söylemek isterim. Bu tür model oluşturan, örnek oluşturan ailelerin Türk toplumunda sayılarının artmasını cani gönülden arz ediyoruz. Nezaket, hoşgörü çerçevesinde yani paylaşılan her şey hakikaten çok lezzetli, çok farklı oluyor. Yusuf enişte tabii ki biz daha önce seninle merhabalaşıyorduk ama Kadir abimin kuzeni eniştesi olduğunu bilmiyordum. Sağ olsun kıymetli abim vesile oldu. Şimdi daha yakinen birbirimizi tanıyoruz. Bugün tabii Saim ablamın doğum günü vesilesiyle bir araya geldik. Sizin de tabii ki bu güzel ailenin bir damadı olarak düşünceleriniz vardır. Sizden duymak istiyoruz. Yengemin doğum gününü kutluyorum. Nice seneler Allah huzur mutluluk içinde geçirmesini diliyorum. Sizi ağırlamaktan gurur duyuyoruz burada misafirimizsiniz. Yani elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani Kadir abim gerçekten değerli birisiniz. Ayhan abim, mesela hep yengeler. Yani hepinizi burada görmekten ben gurur duyuyorum yani. Biraz duygusal olayım ben de o yüzden yani şey yapmak çok istemiyorum. Çok güzel, çok teşekkür ederim. Kardeşim, sabah geldik biz senden önce röportaj aldık. Ondan sonra öğlen yemeğiydi, kahvaltı yapamasak da öğlen yemeğini yedik. Pastamızı kestik. Yengeciğim doğum günün kutlu olsun. Allah uzun ömürler versin. Şöyle yapalım. Şimdi tarlaya gideceğiz ya. Abi sıcağı. Evet tarlaya gideceğiz. Sen şimdi bak şöyle. Ahmet sen abi ben seni uçak sen biletini alayım. Ben tarlaya götürme. Kurban olayım. Sen ya. Şimdi mikrofonu bir tut. Ben gitmiyorum tarlaya. Bak bir tut. Bak şimdi bak. Fasulye de istemiyorum. Bak, şunu tut. Bak ne yapacağız biliyor musunuz abi? Siz şimdi bunu şey yapın. Ben pastanın tadına bakıp yine kaptım pastayı.